Neredeydin dün? Bir arkadaşımda kaldım. Kimmiş o arkadaş? Neslihan, tanımazsın. Rahat edebildin mi bari? Ne? İçin rahat mıydı diyorum. Bizi bırakıp gidiyorsun, haber vermiyorsun, telefonun kapalı. Rahat uyudun mu kızım? Anne, duygu sömürüsü yapacaksan konuşmayalım. Ne alakası var? Soruyorum sadece. Düşünmedim sizi anne. Kendimi düşündüm. O yüzden gittim. Kendime bir ev bulup temelli gidecektim ama olmadı. Babam izin vermiyor. Gerçi izin istememiştim ondan. Her şeyi göze almıştım ama olmadı. İçin rahat olsun yani. Şimdilik buralardayım. Şimdilik öyle mi? Anne yeter lütfen ya. Konuşuyoruz. Bana arkanı dönüp gitme. Konuşmuyoruz anne. Sen beni sorguya çekiyorsun. Zahmet olmazsa cevap ver sorduklarıma. Ama doğru dürüst cevaplar. Ne oldu da vazgeçtin bizden? Alışık değiliz böyle isyan etmene. Babanın işlerine girince sinirlerin kaldırmadı mı? Asude mi canını sıktı? Neden bıktın kızım, benden mi, kendinden mi? Bir adı olmalı. Bir tane elle tutulur sebebi. Durup dururken kimse kopmaz ailesinden. Bir şey söylesene. Bitmiştir belki anne. Bu kadardır belki. Ya. Evet. Belki gitme zamanım geldi. O saydıklarında karar vermemi ve ne istediğimi anlamamı sağladı. Neymiş istediğin? Söyle de bilelim. Yok değil mi? Aklında bir şey yok. Bir planın yok, amacın yok. Sadece gitmek. Varsa yoksa gitmek. Abuk subuk özgürlük hayalleri. Başka? Bazen bu kadarı da yetmez mi? Yetmez. Ama illa da gideceksen, babanın yatışmasını bekliyorsan, yani fırsatını bulduğunda yine kaçacaksan, beni burada bırakma. Biraz hakkım varsa üstünde, sıkılsan da, bıksan da, hala biraz seviyorsan anneni, beni bu deliler evinde tek başıma bırakma. Geri geldi kızın. Gözün aydın. Sağ ol. Nerelerdeymiş? Geldi ya, gerisi önemli değil. Öyle mi? Gidince daha bir kıymete biniyor insan değil mi? Olur mu öyle şey? Oluyor demek, baksana. Cemre söylenip duruyordu, kimsenin ciddiye aldığı yoktu. Kavga dövüş gitti. Gitti dediğimde bir günlüğüne. Dönünce güller açtı yüzünde. Abartıyorsun. Hiç de değil. Hatta diyorum ben de mi gitsem bir süreliğine. Böyle sürekli yanındayken zorla bakıyorsun yüzüme. İki çift laf ettiğimiz yok. Yanıma geldiğin yok. Gidersem hiç değilse yokluğumu fark edersin. O zaman dönünce de bir kıymetim olur. Hı? Canın sıkılmış senin Asude. Saracak yer arıyorsun belli. Ama boşuna geliyorsun üstüme. Uğraşmayacağım seninle. Yorulma istersen. Neyiz biz, karı koca mıyız? Soru mu bu şimdi? Soru. Baksana halimize. Ne yaptım ben sana Aziz? Kime ne yaptım ben? Neden yokmuşum gibi davranıyorsun? Gömüldüm kaldım bu eve, görmüyor musun? Zaten yalnızdım. Sen de bırakınca elimi tek başıma kaldım. Delireceğim Aziz. Kafayı yiyeceğim burada, görmüyor musun? Bağırıp durma, sakin ol. Geçinmeye niyetin yok ki senin. Önüne gelenle hırlaşmaktan başka ne yapıyorsun ki? Eskiden en azından bana bağırıp çağırmazdın. Hürmetin vardı. Yüz göz olmazdık. Artık o da kalmadı. Delirmekmiş. Delir, sen delir. Ne yapayım? Bir de seni mi düşüneceğim? Huzurum rahatım kalmamış. Diken üstündeyim. Bırakayım her şeyi, bir de sana mı üzüleyim? Üzülme. Sen sakın bana üzülme Aziz. Zahmet etme.
Sen burada bekle Zahit. Tamam beyim. Hoş geldiniz beyim. Ne haber Efsun? İyiyiz beyim. Seni sormalı. Fena değil. Müsait mi babam? Müsait. Seni bekliyor zaten. Eyvallah. Kızı geldi ya, geçti gitti bütün sıkıntısı. İnanmayacaksın ama ben bile kaçıramadım keyfini. Yapma ya. Sorma. Sen de git başkasını sinir et o zaman. Boş durma hadi. Ne o? Yine mi çıkıyorsun? Sana ne? Öyle deme. Bütün meselemiz sen oldun artık. Geldi mi gitti mi? Yine gider mi? Beni düşüncene, kendi işine baksana sen. Yok ki. Bir işim yok. Kocam vardı başımda, sayenizde onun da benimle alakası kalmadı. Her şey yine eskisi gibi oldu desene. Ne? Ne eskisinden bahsediyorsun? Mardin'deki gibi. Yine varlığın yokluğun bir. Rahmetli Kerim durmazdı yanında. Ama yeni kocam başında. Neredeyse sürekli evde. Yine mi yalnızsın sen? Rahat edemedin mi yine? Edemedim. Ettirmediniz. Yine buldunuz bir yolunu, hayatımı cehenneme çevirdiniz. Daha fazla dinlemek istemiyorum hiçbirinizi. Git. En iyisini yaparsın. Git kurtul bu evden. Bakma üzüldüklerine falan. Bir iki güne kadar başka işlere dalar, unuturlar seni. Vaktin varken kaç. Akşama görüşürüz anne. Geç kalma canım. Demircilerden Faruk. Biliyorum, tanıyorum ya. Tanımam mı? Kaç kere geldi bizim mekana oyuna. Artık gelemeyecek. Rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Nasıl olmuş peki? Kim yapmış? Bir de tabii bize ne? Sen niye kurcalıyorsun ki bu iş? Dinlersen anlatacağım. Pardon. Nadirler halletmiş Faruk'u. Ne? Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Oyun oynatıyorlarmış Maltepe'de bir yerde. Mekanı öğrenemedim. Faruk ölünce örtmemişler üstünü. Ailesine gitmişler. Ailesi? Bu Efkan mı, ne vardı bunun kardeşi? Ondan da büyüğü var. Hapiste şimdi. Ali Rıza. Gitmişler. Oldu bir kaza. Racon neyse keselim. Uzatmayalım demişler. Niye gömüp kurtulmamışlar? O dediğini ancak akılsız serseriler yapar. Büyüklerden birinin kanı döküldü mü ailesine gidersin. Ceza neyse onlar belirler. Sen de efendi gibi beklersin. Allah Allah. Nadir'i nereden biliyormuş bu işleri? Hala tanıyamadın ya şu Nadir'i. Daha ne diyeyim sana? Tanıdım baba, merak etme. Ona sıktığı mermileri mendilin içinde geri göndermiş. Kitapta ne diyorlar bu harekete? Allah kahretsin. Neyse canım. Kendi de söyledi zaten. Sıra bende dedi. Korkup sinecek değildi. Belliydi bir şeyler yapacağı. Onu anladık canım, sağ olsun. Onu çok güzel açıkladı da biz ne yapacağız? Bu Faruk Maruk ne işimize yarayacak bu iş? Asıl şimdi işimize yarayacak. Dinle. Parayla kesmişler raconu. 1 milyon kan parası. Yapma ya. Bu akşama kadar. Efkanlara teslim edilecek 1 milyon. Araya biri girerse? Aferin. Şimdi çalıştı kafan. Diyorum ki, biz girsek araya. Parayı da biz alsak, alışveriş kesilse. Ne olur biliyor musun? Efkanlara gün doğar. Onları da sıkar bitirirler. Aynen. Parmağımızı bile kıpırdatmadan bitirmiş oluruz Nadir'i. Para nerede, kimde derdine düşerler. Canlarından olurlar. Çok sevdim ben bu işi baba. Ben soruşturup öğreneyim Efkanlara nerede vereceklerini parayı. Gidip bozalım işi. Hadi göreyim seni. Dikkatli ol ama. Derdimiz adamları birbirine kırdırmak. Parayı alıp çık. Fazlasına da bulaşma. Tamam, merak etme. Sen de bir şey duyarsan haber verirsin. Tamam. Anlayacağın ortam çok güzelmiş. Çabuk çıktın beyim, hayırdır? İşimiz var, işimiz. İyi para kaldıracağız oğlum bugün. Üstüne bir de dertten kurtulacağız. Bir taşla iki kuş oğlum.
Hayırdır inşallah. Hayır hayır, yürü hadi. Cani değilim ben. Öyle ilk kez de saldırmıyorum birine. Çok can yakmışızdır zamanında Nadire abimle. Ama iş için hepsi. Keyfimize değil. O gece de... Anlatma bana o geceyi. Anlatmam lazım Betül. Yanlış bildiğin şeyler var. Kafan ondan karışmış. Nadire abi vurulunca kaybettim kendimi, doğrudur. Herkese kök söktürdüm. Canım çok acıdı da ondan Betül. Seni bile kırdım. Hayvanlık ettim, tamam. Ama ben o adam değilim. O gece de olur olmaz konuştu adamlar. Tutamadım kendimi. Öldürmeye niyetim yoktu. Olan oldu. O saniye pişman oldum, yemin ederim. Sen gördün, çektin gittin diye değil. Derdim başkaydı. Konuşacaktık adamlarla. Belki dövüşecektik. Saçma sapan işler, kabul. Ama cani değilim ben. Öyle gördüğün gibi merhametsiz hiç değilim. Sırf zevk için birini öldürecek kadar çıkmadım insanlığımdan. Nasıl çıkarım zaten? Seni severken olur mu? Çocuğumu beklerken olur mu? Mümkün mü? Oldu ama. Kimseyi görmedi gözüm Turaç. Bizi bile. Biliyorum. Ama olmaz bir daha. İzin verme bana. Tut kolumdan, al böyle bir yere getir. İstersen çek vur beni. Ama terk etme Betül. Sen öyle dönüp arkanı gittin mi? Elim kolum kırılıyor benim. Ayakta zor duruyorum. Bebeği aldırdın sandım. Onu duyunca... Yok öyle bir şey. Yok madem, neden aldın o randevuyu? Düşündüm aldırmayı. Niyetlendim, yalan değil. Ama sonra kıyamadım. Kıyılır mı hiç? Kıyamazdım. Bir cinayet de ben işleyemezdim. Ama doğumdan sonra bil ki vereceğim bir aileye. Doğru dürüst bir hayatı olacak çocuğun. Veremezsin. Bizim çocuğumuza niye başkası bakıyor? Delirdin mi Betül? Bu gidişle yine öyle olacak Turaç. Sen bir yerde kim vur diye gideceksin. Ben yalnız kalacağım. Hayatta nasıl ayaklarımın üstünde duracağımı bilmeden bakamam ki ben bu çocuğa. Bari baştan yeri yurdu belli olsun. Onu terk etmeyecek insanlarla beraber büyüsün. Ben ne seni terk ederim Betül, ne de çocuğumu. Bırakmam sizi. Başkasının elinde büyüyemez benim çocuğum. Duydun mu? Adamlar peşindedir. Zaten ağalarla, beylerle meseleleriniz bitmedi. Bitmez. Nerede doğacak bu çocuk? Biz nerede olacağız o zaman, görebiliyor musun sen? Evet. Görüyorum. Adamları dert etmemize gerek yok. Anlaştın Nadir abi. Para verecekler, kapatacaklar işin üstünü. Bahtiyanları soruyorsan... o işi de bebek doğana kadar bitireceğiz. Ya öyle ya böyle bitecek, görürsün. Bana da bir şey olmayacak. Hiçbir şey. Görürsün. Göreceksin Betül. İnan bana ne olur. Senin... bu söylediğin öldürür zaten beni. Başkasının bir şey yapmasına gerek yok. Biz büyütelim yavrumuzu. Adam gibi. Doğru düzgün. Biz de düzeliriz, tertemiz oluruz çocuğumuz için. Güzel olmaz mı? Olur. Çok güzel olur. Ama sen... Ben yanındayım hep. Hep bildiğin adamım, yemin ederim. Bir yere gitmiyorum, değişmiyorum. Sen benim her şeyimsin Betül. Sen de gitme. Bırakma beni ne olur. Zor değil o kadar. Başaracağız beraber. Ne olur. Söz mü? Söz. Söz. Gel. Abim çok selam söyledi. Teşekkür etti. Eyvallah. Sen de selam söyle. Acil bir iş çıktı. Kusura bakmasın.
Eyvallah. Hayırdır? Abim dediği kim? Karşı taraftan bir arkadaş. Bir haftalığına 100.000 lazım olmuştu, verdik. Aradık istedik, aynen teslim. Gazi. Hı? Sen tefecilikle mi yapıyorsun bu parayla? Faiz maiz almıyoruz oğlum. Vatandaşa yardımcı oluyoruz. Bir gün bir yerde lazım olur diye arayı sıcak tutuyoruz. Hiç aklım ermedi ama. Vallahi benim de. Ama Gazi'nin aklı erse yeter Baran. Vardır bir bildiği. Eyvallah. Evet. Bununla beraber 200.000 eksik kaldım. Yok mu Zula'da? Var. Var da bozmaya gerek yok. Bir yerden daha para bekliyorum. Birkaç saate gelir. Adamlarla saati şaşırmayalım da. Al. İtağın çomağı hazırla. Efkan mı? Hı hı. Alo. Müsait misin Nadir Bey? Müsaitiz, buyur Efkan Bey. Halloldu mu bizim emanet? Getiriyor musunuz? Daha hazır değiliz. Ama hallolacak, merak etme. Ben neden merak edeyim Nadir Bey? Cenaze bizden çıkmış. Bela senin başında. Sen merak edeceksin. Akşama sende olacak para. Bir sıkıntı yok. Rahat et. Hayırlısı o zaman. Yazıhanedeyim ben, bekleyeceğim. Saat 10'a kadar vakti var. Sonra gelsen de ben yokum. Saat 10'a kadar bekliyor parayı. Daha erken. Gelir o zamana kadar değil mi Gazi? Gelir dedik ya oğlum. Gelir, götürürüz. Nadir, sen gelme. Hatta sen de karışma Gazi. Sakat adamlar, ne yapacakları belli olmaz. Ben teslim ederim parayı. Olur. Hele bir o saat olsun da bakarız. Gazi. Hı? Betül'ü buldular, haberin var mı? Duydum. Bebeğe de dokunmamış. Çok şükür yapmamış öyle bir delilik. Turac'ın gözü aydın. Şu badireyi de atlatalım. Yeniden doğmuş gibi olacak. Olacak da. Akşama kadar ortalıkta çok dolanmasın. Adamları tanımıyoruz, etmiyoruz. Bir sakatlık çıkarsa? Çıkmaz inşallah Gazi. Çıkmasın. Allah korusun. Ne kadar isteyecek Cemre hisseleri? Bilmez onu isteyeceğini. Ben ne dersem fiyatı olacak. Dinlemedin mi sen beni? Orasını anladık da emin misin kızın senin lafından çıkmayacağını? Eminim tabii. Normal fiyatı soruyorsan 5 milyondan aşağı etmez. Ama sen ikiye bağlarsın. Salak mı bu kız? Yarıdan daha az fiyata nasıl kabul edecek bunu? Orasını bana bırak. Tabii o fiyat toplamda 2 olmaz sana. Biri de bana ayıracaksın. 3 milyon diyorsun. Düz hesap öyle. İşine gelirse. Aziz Bahtiyan'ı öğrenince meseleyi ne olacak? Tepemize çöküp almaya kalkmasın hisselerim. Yapar mı öyle bir şey? Deli misin? Polis tepesinde. Hem çok korkuyorsan kimliğini gizli tut. Olabilir. Bir bakalım, konuşalım avukatlarla falan. Aldığımıza değecek mi? İşimize yarayacak mı Bahtiyanlarla ortak olmak? Bir değerlendirelim. Olur, değerlendir. Ama bak, kâr etme garantim var. O şirketin düzenini kendi ellerimle kurdum. Saat gibi çalışır. Oturduğun yerden para sayarsın. Bunu da unutma. Unutmam. Sağ ol. Haber bekle benden. Başkasıyla görüşüp fiyat yükseltmeye kalkma. Aşk olsun. Hiç mi tanımadın beni? Öyle şey olur mu? İşin içinde sen varsan her şey olur. Hadi görüşürüz. Aptal herif. Piyango vurdu, farkında değil. Hoş geldin canım. Ne haber? Nasıl geçti evdekilerle? Bilmiyorum, garip. Nasıl garip? Annem çok karıştırdı kafamı. Evi terk etmen en çok ona koymuştur. Hem öyle, hem de yalnız bırakma, beni de al yanına diyor. Nasıl alacaksın yanımıza ki? Daha bizim ne olacağımız belli değil. Semih. Söyle canım. Biz birlikteyiz değil mi? Beni yalnız bırakmayacaksın, yanımda olacaksın değil mi? Elbette hayatım, soruyor musun hala? Biz seninle başka bir şey olduk artık. Kimse anlayamaz bunu. En yakındakiler bile. Sen benim karımsın artık. Yalnızlık yok. İyi ki varsın. İyi mi yaptık kız abisine vermekle gönül? Bir delilik yapmasın. Cins adamı o Ekrem. Kardeşine ne yapacak abla?
kızsa bile gözünün içine bakıyor, fark etmedin mi? Etmedim. Senin kadar dikkatli bakmamışımdır adamı. Ne? Yani öyle bir süzdün adamı. Yalan mı? Vallahi delirdin sen. Evde otur otur kafayı yedin ha. Bitti bütün derdim, elin adamına bakacağım öyle mi? Elin adamı falan değil. Kimi kimsesi yok kızım. Abla. Abla saçını başını yoldurma bana şimdi. Kapattım ben o mevzuları, bitti. Hemen çirkefleşme. Anladık. Betül bir arasana. Niye? E ne olmuş? Ne yapmışlar? Barışabilmişler mi Turaç'la? Merak etmiyor musun? Etmiyorum. Barışmışlardır. Ne olacak? Bulmuş Turaç'a helva gibi çocuk. Onu mu idare edemeyecek Betül püskülüsü? Öyle deme kızım. O da az çekmemiş. Bizim gibi o da aslında. Yalan mı? Öyle de... Rahat batıyor işte bazısına. Bize sahip çıkanımız yok diye düştük. Bunun abisi kocası başında. Kırıp bir tarafına oturamıyor ama. Canı yanmış, öyle deme. Sıkılmış garibim. Hamileyken aklı gider gelir insanın, bilmiyor musun? Bırak abla ya. Huzur azgını bunlar, huzur. Arıyor musun? Onu değil, Nadir'i arıyorum. Efendim Gönül. Nadir, kusura bakma rahatsız ediyorum ama. Olsun söyle. Mehmet'i görmek istiyorum. Getirdin mi eve ya da ne bileyim getirecek misin? Yok, birkaç gün getiremem. Acelesi var mı? Aceleyle ilgisi yok Nadir. Özledim, çocuğumu göreceğim, nasıl yapayım diye de sana açıp soruyorum. Anladım, terslenme hemen. Asıl sen tersliyorsun insanı. Gönül, sakin konuş benimle, canımı sıkma. Sakinim ben. Neden sakin olmayacakmışım ki? Yurtta mı Mehmet? Yurtta evet. Ne zaman gideceksin? Bugün gideceğim hemen. Bekle birini gönderiyorum. Alır evden gidersiniz. Gerek yok. Bekle dedim Gönül. Sık dişini bir saat bekle. Çocuğa mı gidecek? Evet, kim var dışarıda? Turaç var ama o kızladır şimdi. Ekrem'i arayalım. Olur ara. Gitsinler görsünler Mehmet'i. Eve bıraksın sonra Gönül'ü. Eyvallah. Alo, kuzu. Millete huzursuz diyorsun. Sen asıl kendine bak. Adamı pişman edersin telefonu açtığını. Ne diyorsun abla sen ya? Ne duydun da ne konuşuyorsun? Duymama gerek yok. Belli senin halinden. Artık git gör oğlunu da sakinleş biraz. Göreceğim tabii. Nadir Bey'in keyfini bekleyecek değilim. Nankörlük yapma. İstemese göstermez çocuğu. Nasıl göstermezmiş? Benim kimseye bulaştığım, karıştığım yok. Kimse de benimle oğluma karışamaz. İyisin bugün ha. Barut gibisin maşallah. Ne alakası var? Kıza bozuksun sen hala değil mi? Polis kıza. Sustum oturdum diyorsun da. İçin için yiyor. Sen hala kıskanıyorsun bu adamı. Hiç de değil. Ne halleri varsa görsünler. Yeter ki beni ezmeye kalkmasınlar. Olan olmuş. Kapattık kapımızı, oturuyoruz. Sözlerinden çıkmıyoruz ama yeter. Ben de insanım. Unutmayacaklar benim de kim olduğumu. Acıkmışsın. Çok fena acıktırıyor oğlum, sağ olsun. Oğlum? Öyle istemiyor musun? Bilmem. Sağlıklı olsun. Alalım kucağımıza bir an önce de. Allah biliyor işte ne istediğimi, söylettirme. Söylemesen ne olur? Belli olmuyor mu sanki? Yalnız ben bu gidişle 100 kilo olurum, söyleyeyim. Ol. İstersen 200 kilo ol. Öyle bir yakıştı ki annelik. Hadi canım. Vallahi. Hem doğumdan sonra kilo milo kalmaz, merak etme. Turaç, unutmadın sözünü değil mi? Doğuma kadar toparlayacaksın işini. Normal bir hayatımız olacak çocukla birlikte. Söz değil mi? Söz tabii Betül. Evimin erkeği olacağım, söz. Sıkılacaksın kızım, ayrılmayacağım dizinin dibinden. Serseri. Ekrem nerede? Bilmem, sahilde gördüm en son. Nadir abilerin yanındadır. Sahi onlar da yok. Şu bahsettiğin iş mi? Onun için mi uğraşıyorlar? Uğraşıyorlar. Ama biter akşama kadar. Rahat bir nefes alırız, merak etme. Yer misin biraz daha, söyleyeyim mi?
Hayır canım, çatlayacağım artık, yeter. Peki. Çıkar mıyız dolanmaya? Nadir abinin evini gösteririm sana. Havası da güzel oraların. Yürürüz. Sana da iyi gelir, bebeğe de. Olur. Yalnız çok düşme böyle üstüme. Şımarırım bak, söylemedi deme. Şımar Betül. Yanımda ol da. Bırakma beni bir daha. Ne yaparsan yap kabulüm. Sen gitmeyeceksin bu akşam değil mi? Hayır. Ama haber gelirse çıkarım belki. Adamlarla görüşmeye gitme. Tanımıyorsun, bilmiyorsun. Zaten yeni iyileştin. Hasta muamelesi yapma bana Elif. Keyfimden gitmeyeceğim zaten. İnşallah bir terslik çıkmaz, bana da gerek kalmaz. İnşallah. Sen iyi misin? Nereden çıktı bu evhamlar? Bugün emniyette bir yerden bilgi geldi. Sizin bu adamlarla ilgili. E'si sakatmış işte. Cinayette duyulmuş bir şekilde. Daha ortada ceset yok, şüpheli yok ama olayın Maltepe'de bir yerde olduğu biliniyor. Dermanı öğrenmişler mi? Hayır. Duymadım yani, bilmiyorum. Tuhaf geldi Nadir. Başka zaman olsa ufacık bir ipucunun peşine düşerdim. Şimdi haberi burnumun ucunda ama ben gidemiyorum üstüne. Hatta korkuyorum. Ya birileri giderse, gelip bizi bulursa diye. Vakti geldi artık emniyeti bırakmanın. Farkındasın değil mi Elif? Fark etmez ki. Ben kendime inanamıyorum. Alışamıyorum bu yeni halime. Ne varmış yeni halinde? Sen yanlış bir şey yapmıyorsun. Tamam. Kanunla alakan kalmadı. Ama söylesene, hangi kitap açıklayabilir şu anki halimizi? Hiçbiri. O zaman kendinden şüphe etme. Baktın olmuyor, çok mu sıkıştın? Sen de yine benden şüphe et. Yeter ki kendine eziyet etme. Senden şüphe etsem bir an, ufacık da olsa bir an yanında olmazdım Nadir. İnanmazdım sana. Madem bana inanıyorsun, kendine de inan. Efkanların işi kolay. Bu akşam halloluyor. Asıl kıyamet ondan sonra kopacak. Bahtiyanlarla kapışacaksınız. Eninde sonunda. O zaman ne yapacaksın? Yanımdasın biliyorum. Ama yine için içini yiyecek mi öyle? Bilmiyorum. Bilmen lazım Elif. Benim de senin içini bilmem lazım. Yoksa rahat edemem. Elimi kolumu bağlamış gibi olursun. Nasıl yaparım böyle bir şey? Bilerek isteyerek değil. Ama kafamı karıştırırsın işte. Dönüp arkama bakmadan Azizlerin üstüne gitmem lazım. Sen varken arkada rahat olmam lazım. Bunu isteyebilir miyim senden? İstemene gerek yok. Ne yaparsan yap, yanındayım artık Nadir. Çabuk düşünmüşsünüz, güzel. Çok methettim Bahtiyan şirketlerini, ne yapalım? Ne karar verdiniz peki? Anlaşacağız galiba, ilk görüşmeler olumlu. Sen nasıl istiyorsun payını onu söyle. Bankalarla falan uğraşamıyormuşsun. Ya evet, öyle bir sıkıntı var. Nakit alayım ben zahmet olmasa. Nakit 1 milyon. Zor olmaz mı taşıması? Kiminle konuşuyorsun? İş için canım, bir saniye. Vay, Cemre Bahtiyan da orada. Versene telefona bir tanışalım. Gerek yok şimdi. Merak etme, senin işi kendi hesabına bitirdiğini anlatmam. Geyik yapmak için mi aradın, iş mi yapacağız? Ne zaman netleştiriyoruz, onu söyle. 1-2 güne kadar ortağım dönecek Almanya'dan. O gelmeden net izleyemem ama sen %70 oldu diyebilirsin sevgilinim. İyi, hadi bakalım. Konuşuruz o zaman. Ortağına söyle, çok nazlanmasın. Piyasada bir tek siz yoksunuz. Bizim de öyle pek vaktimiz yok. Satış için 1-2 kişiyle görüştüm. Öyle bir ön araştırma yaptım. Hemen mi? Ne yapayım? Bütün gün boş boş oturuyorum. Bari sevgilimin bir işine yarayayım dedim. Fena mı yapmışım? Hayır, yani ne bileyim. Daha tam karar vermemiştik. Kurtulmak istemiyor musun şirketten? İstemez olur muyum? Kim bunlar? Almanya ortaklı bir şirket. Aşağı yukarı aynı sektör. İnşaat da var, Avrupa'ya nakliyat da. İhalelerden tanıyorum, hırslı adamlar. Paraları da çok. Ne güzel değil mi? Öyle diyorsan öyledir. Ne kadar veriyorlar hisseler için? 2 milyon dolar.
Hem de vade falan yok. Direkt hesabı. İyi mi bu fiyat? Yani senelik ciroyu düşününce. Hayatım, bütün şirketi adamların üzerine yapmıyoruz. Toplasan küçük şirketlerle beraber en fazla %10. Doğru, en fazla o da. Peki, sorun olmaz mı? Aynı sektörde izliyorsun. Yani rakibimize hisse satmak karıştırmasın ortalığı. Karışsın Cemre, sana ne? Satışını yap, al paranı sen. Aziza ile Civan uğraşsın gerisiyle. Öyle mi diyorsun? Vallahi ben artık bir şey demiyorum hayatım. Ben senin mutluluğunu istiyorum. Artık sadece benim olmanı istiyorum. Yapma, eve gitmem lazım. Geç olacak. Niye? Niye bu gece kalamaz mısın? Mümkün değil. Biliyorsun. Evden bekliyorlar Semih. İşte ben de bu yüzden istiyorum satışı. Artık sadece benimle olman için. Sürekli yanımda olman için. Yurtta yıkanıyor çocuğun çamaşırları. Neden aldın ki? Canım istedi, aldım. Sordum öylesine, kusura bakma. Sen kusura bakma. Ben de öyle tersler gibi bir anda. Ziyan yok. Çok özlüyorum Mehmet'i. Kaç ay görmedim. Kavuştum sonunda şükür. Ama böyle de zor. Doğrudur. Analık başka. Başka tabii. Betül iyi mi? Düzelttiler mi durumu Turaç'la? İyilerdir. Bir sıkıntı olsa gelirdi haberi. Sakin misin sen hep böyle? Hep mi az konuşuyorsun? Bana mı gıcıksın? Anlamadım. Yok. Estağfurullah. Peki derdin ne o zaman? Yok. Yok bir derdim. Ne konuşayım bilmiyorum ki. Hiç evlenmedin mi sen? Çocuğun yok mu? Yok. Evlenmedim. Neden? Kusura bakma, öyle dan diye sordum. Ziyanı yok. Ben de bilmiyorum neden. Senden iyi baba olur ama. Ne? Betül'e bile nasıl sahip çıktığını gördüm. Mehmet'le nasıl anlaştığını. Ailen olursa bir gün mutlu edersin karını çocuğunu. Vallahi bak. Laf olsun diye söylemiyorum. Allah nasip eder inşallah bir gün. Gidelim mi? Gidelim. Eyvallah Asım. Araman mı? Bitirelim şu işi, en güzel şekilde göreceğim seni. Hadi eyvallah. Beyim, viski getireyim mi? Yok, istemem, sağ ol. Hayır, senin saatin geldi yani, onun için. Oğlum istemiyorum, zorla mı içireceğim? Bir dur, Allah Allah. Tamamdır beyim. Neredeymiş yerleri? Perşembe pazarının orada yazıhanesi varmış. Oraya gelecekmiş emanet. Akşam saat 10 gibi. Elden teslimata? Aynen beyim. Yatarız mekana yakın bir yerde, keseriz önlerini. Kimi kesiyoruz yine abicim ya? Yol kesiyoruz oğlum. Sakat iş değil, rahat ol. Eyvallah. Nadir kendi mi getirecekmiş parayı? Aracı falan var mıymış? Onu bilmiyorum. Nadir bizzat gelmez herhalde. Var ya bunun yancıları, onlardan biriyle gönderir herhalde. Nadirler ne ayak abicim? Ne oluyor? Anlatsana ya. İnce iş. Nadirlerin borç kapama işi var. Biz giriyoruz araya, adamlar Nadir'i kapatıyor hayırlısıyla. Zahit, ikimiz çıkalım. Başka kalabalığa gerek yok. Zaten büyütmeden emanete çöküp çekiliyoruz. Geçen sefer gibi kıyamet koparmak yok. Ağanın talimatı mı beyim? Ağanın talimatı. Akıllı takılıyoruz yani bu sefer. Ben? Ben ne yapacağım beyim? Sen evvela bir lafa karışma. Anlıyor musun ki oğlum sen yol kesmeden, silahtan külahtan? Yok beyim, nereden anlayacağım? İyi, elin namuruyla karışmayacaksın. Evde bizi bekleyeceksin o zaman. Baş üstüne beyim. Ben arabayı falan hazırlatayım. Akşama bir şey kalmadı beyim. İyi, hadi bak işine. Ben de ağaya bir haber vereyim. Ay. Yakacağınız adamın başını yine. Ne belaymışsınız be kardeşim. Tamamdır, 1 milyon. İyi para değil mi? Öyle. Değer mi bilmiyorum ama.
O nasıl laf Gazi? Turacı çıkardın galiba gözden. Yok be oğlum. Turac için demiyorum. O şerefsiz Faruk için değer miydi? Olay herkesin gözü önünde olmasa. Düşünsene. Gidip kıstırmışsın bir yerde. Bedavayı öldürmek varken bir de üstüne para ver. Saçmalık. Gideceği varmış bu paranın Gazi. Öyle ya da böyle çıkacakmış elden. Öyle diyeceğiz, ne yapalım mı? Daha da vakit var. Bir şey içer misin? Yok sağ ol, almayayım. Sen bilirsin. Çok mu üzüldü beni beklerken? Evet, çok üzüldü. Gizli gizli ağlarken bile gördüm. Kıyamam ya. Kıyamaz mısın? Sen. Evet, neden? Hoşuna gidiyor anlattıkça. Hiç saklayamıyorsun. Şimdi dinlemesi güzel tabii. Ama o zaman ben de pek iyi değildim. Olsun. Şimdi iyisin. Önemli olan da bu. İyisin değil mi? İyiyim. Bir yere de gitmiyorum, merak etme. Öyle mi? Öyle. Bir yaşında yürümeye başlıyorlarmış abi. Ne? Çocuklar diyorum. Bir yaşına gelince hani böyle paytak paytak da olsa yürüyormuş. Düşünsene, buradayız mesela. Aslanım Mehmet de burada. Abilik ediyor bizimkini. Oynuyorlar bahçede böyle. İnşallah aslanım, inşallah. Daha dur bakalım, çok var o günleri. Hem biz nerede oluruz o vakit bilinmez. Nerede olursak olalım abi. Beraber değil miyiz? Biz de oralarda bir yerde miyiz? Tabii ki. Oh, içim mis gibi kahveleri. Biz bakalım. Çok canı çektiyse iç bir tane. Şaka yapıyorum aşkım. Afiyet olsun size. Eline sağlık. Afiyet olsun. Elif'in elinden de kahve içiyoruz ya. Allah Allah. Nesine şaşırdın? Ya ne bileyim. İlk gördüğümde 14'lü vardı elinde. Böyle çekmişsin. Sıkar mı, sıkmaz mı? Nereden nereye değil mi? Yani. Tuhaf tabii. Ama 14'lü duruyor içeride. O kadar da rahatlama yani. Ya şu silah muhabbetini bıraksanız artık. Bırakırız tabii Betül. Rahatsız olma. Hatta bir gün inşallah tamamen bırakır silahları. Rahat rahat yaslanırız arkamıza. Çocuklarımızın büyüdüğünü seyrederiz. İnşallah abi. Vakit geliyor mu abi? Az kaldı. Ne vakti? Anlattım ya. Ya asma yüzünü. Bitiyor işte bu gece. Değil mi abi? Bitiyor tabii aslanım. Bugün bu iş, sonraki gün daha büyüyor. Açma o konuları Elif, ne olursun. Açmasa ne fark eder ki Turaç? Daha çok var o dediğine nadir. Arkamıza yaslanıp çocuklarımızı büyütmek. Kusura bakma ama hayal gibi geliyor şimdi. Hayal zaten kızım. Bu hayatta her şey hayal. Sor Turaç'a. Düşünsene geçen sene bu zamanları. Neredeydik oğlum? Kimler vardı yanımızda? Nelerle uğraşıyorduk? Oho, bir sürü başka şey vardı abi. Biz başka yerdeydik. Dünya değiştirdik değil mi? Resmen öyle oldu. Dünya değiştirdik. Geldi seni buldu Turaç. O zaman söylesen kimseye inandıramazsın. Bak, baba bile olacak yakında. Yani? Yani hayal deyip geçme. Olmayacak hiçbir şey yok. Yeter ki bilsin insan. Ne istiyor, ne istemiyor. Yanında kim olsun istiyor. Gerisi... Gerisi ne? Gerisi kader Elif. Hepimizin kaderi. Zaman azaldı. Kapıda adam tutmadınız değil mi? İçerideler abi. Beklemede herkes. Ya dışarıdakiler? İzlemede onlar. Ne durumdalar? Sakin diyor çocuklar. Daha bir hareket yok şu anda. Ciddiye almadı galiba bunlar bizi. Var mı öyle bir şansları abi? Kurye yaparlar belki. Vardır bir çantacıları. Varsa da yoksa da kendileri bilir. Ben diyeceğime dedim. Saati geldi mi ne olacaksa olur.
Efendim baba. Yolda mısınız? Yok. Geldik, mekana yakınız. Bekliyoruz. Gelen giden var mı? Daha yok valla. Beklemedeyiz. Sivil polis gibi dikildik burada. Millet uyulanacak beyim. Sus bir dakika. Sakada gelmeyiz inşallah baba. Efkanlar sizi beklemiyorlar. Ne olduğunu bile anlamazlar. Ha, diğerlerini bilemem. Tedbirli gitseydiniz. Sakat dediğim onlar değil ki. Keşke bir daha karşıma çıksa Nadir. Polis moris karışırsa sıkıntı. Olmaz bir şey. Baktın çıkamayacaksın içinden, uzaklaş oradan. Uzatayım deme sakın. Niye çıkamayayım baba? Ulan! Hırs yapmadan hallet bir işte. Allah aşkına aklın başında olsun. Hiç merak etme sen. Kendimizdeyiz, sakiniz. İşimizi yapıp çıkacağız, o kadar. Aferin. Hadi göreyim seni. Dikkat et kendine. Eyvallah. Ne diyor? Ne diyecek? Tembihler, tembihler. Aklı kalır tabii, haklı. Ha, sen de başla Zahit. Bir sen kalmışsın akıl vermeye, sen de konuş aslanım. İçinde kalmasın, anla. Estağfurullah abim. İçki almadın değil mi sen yanımıza? Ayık kafa takılacağım dedim beyim, koydurmadın. İyi halt ettim. Baba, kahven. Koy güzelim. Zahmet ettin, sağ ol. Benden istemişsin, Efsun öyle dedi. İstedim ya. Kötü mü oldu? Yo, niye kötü olsun? Sabahtan beri görüşemedik seninle. Yoğundun sen. Bir ara çıkmışsın. İşlerim vardı. Bir iki alışveriş, kuaför falan. İyi. Sıkıldın mı çık. İşleri düşünme. Şirket falan. Bir iki iyi yönetici var. Görüşüyoruz onlarla. Senin yükünü hafifleteceğiz. Öyle mi? Tabii. Belki yapmak istediklerim vardır. Bizim inşaatlarla, nakliyelerle uğraşıp bunalma. Fırsatım var. Çok şükür imkanımız da var. Kur bizimle şirketini, ne istiyorsan yap. Ya ne bileyim, yeme içme, dükkan, mağaza falan. Kadın işler işte. Canın ne istiyorsa yap. Nereden çıktı ki bu? Hiç bahsetmemiştin daha önce. Yeni geldi aklıma. Aslında geç bile geldi. İnsan sevmeli yaptığı işi. Yapmak zorunda kaldığı için esiri olmamalı. Değil mi? Öyle tabii. Sağ ol baba. Hiç beklemiyordum. Teşekkür ederim. Sen sağ ol güzel kızım. İzninizle. Söyle Gazi. Şimdi çıktı Baran. Mekan yakın buraya, çok sürmez teslim eder. Arayacak beni Efkan'ın yanından değil mi? Arayacak oğlum, söyledim. Sizde ne var ne yok? Turaçlar bizde. Haber bekliyoruz hep beraber, gelsene. Yok, şu iş bir hallolsun. Hazır yakındayım, bir aksilik olursa müdahale ederiz oğlum. Sen bilirsin. Ekrem'den haberin var mı? Gönül evine bırakıp buraya gelecek. Tamam, haberleşiriz o zaman. Eyvallah. Gazi. Rahatız değil mi? Atlatıyoruz, bitiyor. İnşallah oğlum, inşallah. Gidiyor musunuz? Betül'ün uykusu geliyor hemen abi. Malum durumlar. Kalın burada, yerimiz müsait biliyorsunuz. Sağ ol. Ama kaç gündür dışarıdayım. Kendi evimde dinleneyim biraz. Müsaade var değil mi abi? Var tabii aslanım. Turaç, dikkatli. Telefonun açık olsun, haberleşeceğiz. Tamam abi. Nasıl istersen. Sağ olun her şey için. Görüşürüz. 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 Hadi. Niye astın yüzünü? Her şey yolunda mı? Yolundadır inşallah Elif. Bekliyoruz.
Beyim Baran. Baran'a bak sen. Çarp şuna. Ne? Çarp oğlum şuna. Sür üstüne, sür. Bas. Söyle Baran. Açık hava iyi geldi. Açıldı bak uykum. Böyle oluyor sürekli. Bir geliyor bir gidiyor. Kıyamam sana. Canın ne yapmak istiyorsa onu yap. Ne istiyorsan, nasıl istiyorsan öyle olsun. Yeter ki şu yüzün hep gülsün. Bu kadar şımartırsan güler tabii. Canım. Betül. Betül. İyi misin Betül? Betül, dayan Allah aşkına dayan. Yardım edin. Kimse yok mu? Yardım edin. Betül. Betül dayan Allah aşkına dayan ne olur. Betül gitme. Betül! Betül! İşte bu oğlum. Tek mermi sıkmadan adam bitirmek bu. Büyük vurgun vallahi beyim, helal olsun. Sana da helal olsun Zahit. Nasıl bastın lan gazı öyle? İptal ettin adamı. Olur o kadar beyim. Civan. Buyur baba. Bitmiş ha. Sayende baba. Sende bir şey var mı? Tertemizim. Aslanım benim be. Bize içecek bir şey yok mu? Olmaz mı ağam? Ragıp. Hemen ağam. Koş lan. Ekrem! Ekrem sakin ol! Betül. Gülüm. Abisinin gülü. Abim. Canım. Kalk hadi. Kalk. Kalk gidiyoruz abim. Kalk. Betül. Betül. Gidiyoruz. Gidiyoruz.